Epilepsili insanların herkesle aynı tecrübeleri, hayalleri ve beklentileri vardır ve genellikle normal bir yaşam sürdürmeye çalışırlar. Şimdi epilepsiyle yaşama deneyimlerini aktaran insanları dinleyeceğiz. Epilepsi olduğumu 1989'da ne olduğunu bilmeden geçen 9 ay sonunda öğrendim. O zaman bu bir rahatlamaydı çünkü kendimde gerçekten bir şeyin yanlış olduğunu biliyordum ve ne düşüneceğimi bilemedim. Hiç epilepsisi olan birini tanımamıştım ve hayatımı nasıl etkileyeceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Epilepsim beni etkilemeye yani semptomları yaşamaya başladığımda sanırım 11 ya da 12 yaşlarında olmalıyım ancak yatılı okuldaydım ve bana artan seyirmelerim olduğu söylendi. Teşhis konulması 16 yaşıma dek sürdü ama ben ben kahvaltımı yapıyordum ve aniden çatal bıçağımı yemekhanenin etrafına fırlatıyordum. Sonrasında teşhis konulması çok uzun bir süreçti çünkü okuldaydım. Daha önce hiç epilepsik kelimesini duymamıştım. Ancak ebeveynlerim fark ettiğinde nöbetlerden birine şahit olunca beni hemen hastaneye götürdüler. Sonrasında da birkaç EEG ve MRI testinden sonra doktorun oğlunuz nöbet geçirmiş dediğini hatırlıyorum. Bu epilepsi ilk duyuşumdu. Benim epilepsimin sebebi bir motosiklet kazasındaki kafa yaralanması. Çatlamış bir kafatası, oldukça ciddi bir beyin hasarı, komada geçen iki veya üç gün İlk haftada birçok nöbet geçirmişim ama hiç farkında değildim. Epilepsim için ilaç tedavisine başladılar ve işe yaramış görünüyordu. Bu yüzden 6 ay sonra aşama aşama ilaç tedavisini sonlandırdılar. Ancak 2 ay sonra generalize tonik klonik nöbet geçirdim. Hemşerlik eğitiminden epilepsiyi biliyordum. Ama bilgilerim oldukça eskiydi. Ama epilepsi tam olarak küçük oğlum 7 yaşındayken o zaman bilmesek de ilk nöbeti sebebiyle okulda düştüğünde hayatımı vurdu. Oğluma birçok başka hastalık için tetkik yapıldı ama o an epilepsinin hayatımı gerçek anlamda ilk etkileyişiydi. İlaçlarla ilgili deneyimimde benim için gerçekten işe yaradı. Ama kendim için en iyi ilaç kombinasyonunu bulmak zorundaydım. Bunun için de tek yöntem danışmanımın tavsiyesi altında farklı kombinasyonları denemekti. Evet, bu yöntem kumar gibi çünkü siz ve danışmanınız deneyinceye kadar ilaçların ne kadar etkili olacağını bilemiyorsunuz. Epilepsi hemşireleri olan bir hastanede olduğum için çok şanslıydım. Bu ne zaman bir problemim olsa, örneğin epilepsiyle alakalı olmayan bir ilaç almam gerektiğinde her zaman onlarla iletişime geçebileceğim anlamına geliyordu ve gerçekten çok yardımcı oldular. Danışmanınızın yanınızda olduğu zaman çok kıymetli bir zamandır. Aklınızda her ne soru varsa sorduğunuzdan emin olun. İlaçlara ilişkin nöroloğuma çok dürüstüm. Yan etkilerini sordum, neye katlanabilirim, neye katlanamam ve nöbet kontrolüne göre kaliteli bir yaşama sahip olabilmek için ilaçlarda yapılacak küçük değişiklikleri konuştuk. Yeniden düzenli bir egzersiz programına başladığımda Nöbetlerimin çok büyük oranda azaldığını gördüm. Sadece size daha fazla enerji vermiyor, aynı zamanda bu sayede daha az yorulmanızı sağlıyor ve en büyük katkısı nöbetlerimi azaltmama yardım etti. Bu yüzden biraz egzersiz yapabilen herkese bunu tavsiye ediyorum. Ya da onlar için en iyisi her neyse. Bir tasarımcıyım, serbest çalışıyorum ve diğer insanları çalıştırıyorum. Birlikte çalıştığım insanlar önünde nöbet geçirdim, ticaret fuarlarında nöbet geçirdim, meslektaşlarımdayken sokakta nöbet geçirdim. Kısmen bu yüzden herkese epilepsim olduğunu söylüyorum. Çünkü nöbet geçirdiğimde bana yardım edebilirler. Bir anlaşmayı bitirmeye çalışırken düştüğünüzde utanç ve aşağılanma anları olabiliyor. Ama bu kötü hissetmenizi gerektiren bir şey değil çalışabileceğiniz, etrafınıza destekleyici insanların olduğu güvenli bir çalışma yeri bulmanız gerekiyor. Şirketlere her zaman mülakatlar sırasında, genellikle ikinci ya da üçüncü mülakat aşamasında epilepsim olduğunu söylüyorum. Sıklığını anlatıyorum. Ne etkisi olacağını açıklıyorum. Temel olarak üç veya dört parsiyel nöbet ve birkaç generalize nöbet. Hesapladığınızda zaman zaman ofiste olabilir ve parsiyel nöbetlerde sadece nöbetin geçmesi için birkaç dakika kadar bir zamana ve iyileşmek için de biraz zamana ihtiyaç duyuyorum. Eğer gerçekten çok kötü bir parsiyel nöbetse muhtemelen eve gitmem gerekebilir. Çünkü atlatmam için uyumam gerekir. Çocuk sahibi olmaya çalışanlara vereceğim tavsiye şu. İlk konuştuğum kişi nöroloğumdu ve ilaçlarımı değiştirip daha iyi hale getirdik. Böylece üç ilaçtan tek ilaca düşebildim. Sonra doğal olarak kocamla çok konuştuk. Böylece bana olabildiğince destek oldu ve bu sayede mümkün olduğunca çok dinlendim. Çünkü yorgunluk önemli bir tetikleyici. Birleşik Krallık hamilelik ve epilepsi kayıt listesine katılırdım. Çünkü muhteşem bir yardım ve bilgi kaynağıdır. Hamile kadınlar üzerine uzmanlaşan bir epilepsi hemşiresi var. Ve hamile kaldıktan sonra onlara notlarınızı veriyorsunuz ve onlar da hamileyken hangi ilaçları kullanmanın en güvenli olduğu konusunda bilgi sahibi olmak için bütün verileri topluyorlar. Kocam Nick ve ben çocuklara karşı çok dürüst olduk. Çünkü öncelikle evde ilaç bulundurmak zorundayım ve bütün eşyaların üzerine tırmanmayı seven bir çocuğum var. Böylece annelerinin epilepsisi için ilaç aldığını, beynimin tam olarak doğru çalışmadığını ve nöbet geçirirsem yardım çağırmaları gerektiğini biliyorlar. Nöbet kontrolüm var ama bunun tam olarak farkındalar. Bu onları korkutmuyor. İtiraf etmem gerekirse beni hiç nöbet geçirirken görmediler ama bunu biliyorlar ve bundan korkmuyorlar. Çok yakın bir aileyizdir. Ailem, özellikle de ebeveynlerim çok destekleyiciydiler. Teşhis konulduğu gün aşırı korumacıydılar. O zaman benim için çocuk olarak sinir bozucuydu bu. Ama şimdi onlara şükrediyorum. Fark ettim ki sadece çok şefkatliydiler yani beni erkek ve kız kardeşlerimden daha çok şımartacak kadar Sadece kendi epilepsi deneyimimden konuşabilirim. Bir şey saklıyor olacaksınız. Bence bu bir ilişkiyi zayıflatabilir. Eğer daha açık olursanız bunu basit bir epilepsim var cümlesi haline getirebilirsiniz. Eğer bunun hakkında konuşmak isterlerse ki daha fazla şey öğrenmek isteyecekler. Sorun yok. Bu saklanacak bir şey değil. Yani benim görüşüm bunun saklanacak bir şey olmadığı. Normal bir yaşam sürmesi gerektiğine çok inanıyordum. Onu pamuklara sarmayacaktık. Ama bu da gittiği her yerde insanların potansiyel olarak neler olabileceğini bilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bekar bir ebeveyn ve ergen bir erkek çocuğun annesi olarak bu yolculuk bence böyle bir durumda bekleyeceğiniz gibiydi. Sadece daha fazlası. Çünkü durum günün herhangi bir zamanında ergen çocukların ne yapması gerekiyorsa onu mümkün kılmakla Nick'in her gün tam zamanında ilaç almak zorunda olma sorununun bir karışımıydı. Bu bir noktada ilişkimizi kesinlikle renklendirdi. Çünkü bu konuya çok odaklanmıştım. Çünkü önemli olduğunu biliyordum. Ayrıca çünkü buna uymuyordu. Ve onu zorlayan ve hayatını berbat hale getiren dırdırcı yaşlı bir cadı olduğunu düşünüyordu. Taramalardan geçtim. EEG ve EKG testlerini, stroboskop testini ve her şeyi yaptılar. Ve sonunda doktorum ofisinde beni oturtup, pekala epilepsin var dedi. Çok utanmıştım ve görüşmemizin sonunda anneme her şeyi anlattıktan sonra kraliyet hava kuvvetlerine gerçekten katılmak istediğimi söyledim ve yapabilir miyim diye sorduğumu hatırlıyorum. Sadece aptal olma. Asla uçamazsın. Bunu asla yapamazsın dediğini hatırlıyorum. Bütün kötü şeyleri sıraladı. Yıkıcı olduğunu hatırlıyorum. Tam anlamıyla yıkıcı. Bence ilk epilepsi teşhisini aldığınızda büyük bir şok olabiliyor ve çok üzülebiliyorsunuz. Çok duygusal bir an bu. Ama benim için epilepsiyi kabullendiğim, onunla yaşamaya başlayıp savaşmadığım an işler yoluna girdi. Doktorunuzla, ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşun. Herkes inanılmaz derecede destekleyici olacaktır ve eğer olmazlarsa onlara hayatınızda ihtiyacınız yok. Bu benim yaklaşımım. Sizinle çalışan çok iyi bir nöroloğunuz olmalı ve eğer doktorunuzu sevmiyorsanız başka birini bulmaya çalışmanızı tavsiye ederim. 25 yaşında epilepsi olduktan sonra aniden hayatıma giren bütün bu şeyin ne olduğunun farkına vardım. İyi başa çıkamadım. O zaman evde yaşamıyordum ve arkadaşlarıma anlattım. Ama ebeveynlerimle konuşup onlara kızdım. Ve neden ben? Neden bunlar benim başıma geliyor? Bu haksızlık diye düşündüm. Aniden farkına varmaya başladım ki bu hastalığı olan dünyadaki tek kişi değilim. Belki benim düşündüğüm kadar berbat bir durum değildir. Eve döndüğümde ebeveynlerimin orada bana yardım etmek için beklediklerinin farkına vardım. Ve sanırım o zaman onlarla ilişkim daha iyi bir hale geldi. Okulda sosyal açıdan oldukça izole kaldığı bir dönem geçirdi. Epilepsisi olduğunu bilen arkadaşlarının onun gece kulübüne gitmek, sosyal aktivitelere katılmak gibi şeyleri yapamayacağını düşünmesi hiç yardımcı olmadı. Çünkü herkes eğer epilepsiniz varsa parlayan ışıkların olduğu yerlere gidemeyeceğinizi düşünür. Bu yüzden arkadaşları gelemeyeceğini düşündüklerinden onu çağırmıyorlardı ve oğlum çok yalnız kaldı. Epilepsim olduğunu birine söylemekten hiç çekinmedim. Çünkü bu hastalığa benim bakış açım. Ne kadar fazla insan epilepsili birini tanırsa o kadar çok anlaşılır. Ve o kadar çok kabul edilir hale gelir. Ayrıca eğer nöbet geçirirsem birinin benimle ne yapacağını bilmesini isterim. Çünkü nöbet geçirirken kendime yardım etmek için hiçbir şey yapamam. Bu yüzden ben insanlara anlatıyorum ve hiç utanmıyorum. Yardımı olduğunu düşünüyorum. O zaman bana bir şeyler söyleyen çok insan vardı ki bununla başa çıkmak çok zordu. Ama düşünüyorum da geldiğim noktada yapmam gereken sadece onları göz ardı etmek. Çünkü bir kere bunun tıbbi bir şey, hayatınızın bir parçası olduğunu fark ettiğinizde daha fazla başa çıkabiliyorsunuz ve diğer insanların ne söylediğiyle daha az uğraşıyorsunuz. Bence insanlara epilepsiyi anlatmak kolay değil. Bu yüzden bence insanların epilepsi hakkında bir şeyler bilmesi gerçekten çok önemli. Detayları bilmenize gerek yok ama genel olarak epilepsi nedir, birinin yaşamını nasıl etkiler bilinebilir. Bunun gerçekten yardımı olacağını düşünüyorum. Ve bence epilepsi hakkında konuşarak fark etmeden bile farkındalığı artırabilirsiniz yardım eden, çok düşünceli olan birçok insanla karşılaştım. Nöbet geçirdiğim için farkında değilim. Tonik klonik nöbet geçirirken yanımdan kaç tane insan geçtiğini bilmiyorum ama birçok insanın yardım etmek için zaman ayırdığını biliyorum. Epilepsi ile ilgili ne kadar açık olursak, o kadar az bir utanç haline gelir. Eğer hastalıkla ilgili açıksanız bildiğiniz kadar bir sorun haline gelmediğinden emin olun. Eğer gizlemeye çalışırsanız o zaman insanlar peki neden gizliyor, arkasında başka bir şeyler var mı diye düşünür. Epilepsi aslında beynin çalışması ile ilgili bir anormallik. Tıpkı bir kemiğin kırılması gibi fiziksel bir hastalık. Beyinde olan ve ilaçla kontrol edilebilen bir problem. Ne olduğunu anlamak ve nasıl tedavi edeceğinizi bilmek zorundasınız. Ama bu şeytani bir şey değil. İnsanları epilepsi hakkında konuşmaya teşvik etmek gerçekten çok önemli çünkü efsanelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Diğer insanlarla hastalıkla ilgili konuşun. Epilepsiyi açıklayabilecek en iyi insanlar bu hastalıkla yaşama deneyimi olanlardır. Benim dinim ben Müslümanım. İslamiyette dil Arapçadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Sara kelimesiyle ilgili bir yanlış anlama var. Epilepsi anlamına geliyor ama aynı zamanda şeytanlar tarafından ele geçirilmiş anlamına da geliyor. Bu yüzden ne zaman Sara kelimesi söylense, insanlar birinin şeytanlar tarafından ele geçirildiği fikrine kapılıyor. Din konusuna gelince hakkında konuşabileceğim tek din öncelikle kendi dinim. Ben Hindu'yum. Bana daha önce bunun karma ya da kendi değişleriyle kurum olduğu söylendi. Ama bence bunun tıbbi bir durum olduğunu fark ettiğinizde yapmanız gereken sadece bunları kafanızdan yapabildiğiniz kadar atmanız. Ya da belki sadece insanlara bilgi verebilirsiniz. Sadece sizin için doğru olanı yapın. Bana kalırsa epilepsi tıbbi bir durum. Bununla ilgili yapabileceğiniz bir şey yok. Geçmiş hayatınızda yaptığınız bir şey yüzünden buna yakalanmadınız. Sadece birazcık kötü şans. Bu sadece şimdiye kadar uğraştığınız bir şey ceza değil. Ve bu konuda destekleyici olmayan insanlara gelince, epilepsinin yanında bir de bununla uğraşmanıza gerçekten gerek yok. Benim epilepsiyle başa çıkma yöntemim dikkatimi yapamayacağım şeylere odaklamaktan ziyade yapabileceğim şeylere bakmak oldu. Yapabileceğim şeylere bakarsam epilepsi önemsiz, ilgisiz hale geliyor. 23 yıldır epilepsi hastasıyım. Kişi olarak sizi tanımlamadığına emin olun. Yoksa tamamen sağlığınızla ve daha az birey olarak sizinle ilgili hale geliyor. İnsanların algısının gölgesi altında yaşamayın. Sizin epilepsiniz var. Epilepsiden çok daha tehlikeli hastalıkları olan insanlar var. Bu yüzden her neyiniz varsa sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Hayatınızın kontrolünü elinize almalısınız. Mutlaka tavsiye alın. Epilepsi Derneği'nin yürüttüğü yardım hatları ya da bilgi formları aracılığıyla insanlarla durumunuzla ilgili konuşun ve sadece epilepsi hakkında da değil, hayatınızı etkileyecek diğer durumlar hakkında da. Bütün bu bilgiler olabildiğince normal ve tam bir hayat sürmenizi sağlamakla ilgilidir. <laughs>